iktidarda meclis yapılanmasında onun mensubu olduğu veya geçmişte başında bulunduğu siyasi partinin dışında başka bir siyasi parti iktidar olsa, şimdiye kadar 4 defa birbirlerine girerler. Ama şu andaki iktidar partisinin yetkilileri, varlıkları da ona borçlu oldukları için haklısın diyorlar. Bizim yaptığımız şey şu. Diyoruz ki 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir anayasa değişikliğiyle halk oylamasıyla yapılmış ve sen de Cumhurbaşkanı seçilmişsin. Ancak o halk oylamasıyla yapılırken o seçimler Türkiye'de sistem değiştirilmemiş. Anayasada Cumhurbaşkanlığı'nın yerine başkanlık diye bir sistem getirilmemiştir. Sen halk da seçse, meclis de seçse, sen cumhurbaşkanısın. Eğer cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanı gibi davranmak durumundasın. Eğer öyle davranmazsa, yani cumhurbaşkanı gibi davranmazsa, yetkilerinin dışında bir takım yetkiler kullanmaya kalkarsa, Türkiye'de işler birbirine karışır.